Lisedeydim ve üniversite okumamaya karar verdim. Bunu annemle paylaştığımda annemden ilk "emin misin oğlumu?" o zaman duydum. Sonra fikrimi değiştirdim, tıp okumaya karar verdim. Anneme gittim dedim ki, "anne ben tıp okuyacağım." Annem dedi ki, "emin misin oğlum?" Tıp fakültesine girdim, bitirdim, doktor olmamaya karar verdim. Anneme gittim dedim ki, "anne ben doktor olmayacağım." Dedi ki, "emin misin oğlum?" Yurt dışına gideceğim, emin misin oğlum? Yurt dışından döneceğim, emin misin oğlum? Askere gideceğim, askerden döneceğim. Bu emin misin oğlumlar devam etti. Tam doktorlukla ilgili kafamda her şeyi bitiriyordum ki, dediler ki, "ya İzzet, ilaç sektörü var, medikal müdürü pozisyonu, kurumsal hayat. Hem doktorluk titrini kullanabilirsin, hem de şartları uygun." Baktım hakikaten şartları da uygunmuş. Anneme gittim dedim ki, "anne, ben kurumsal hayata giriyorum. Medikal müdür olacağım." Annem ne dedi? "Aferin oğlum," dedi. İşte bu umuttur. Bu annem için umuttu. Bu annem için umuttu. Çünkü ilk defa onun onaylayacağı bir karar almıştım. Bu benim için umuttu. Çünkü annemin onayını almıştım. Tek bir ihtimalin olması bile umudu yaratır. Ve o ihtimal ne kadar uzakta olsa, ne kadar ulaşılmaz gözükse de senin yola devam etmeni sağlar. Tek bir ihtimal. Ama hayatımızda bazen öyle dönemler geliyor ki o tek ihtimali bile bulamayacak halde oluyoruz. Ne kadar zordur o dönemler. Bir de hayat sağ olsun öyle birer birer vermiyor dertleri. Toparlıyor hepsini, bir anda önüne koyuyor. Hani sanki böyle işte yöneticin gelmiş, patron gelmiş, ne kadar sevmediğin iş varsa, ne kadar angarya iş varsa hepsini önüne sermiş. Sen de iyi niyetli soruyorsun, "efendim ne zamana yetişecek bunlar?" Cevap belli, acil. Çünkü her şey acil oldu bu dönemde. Böyle baka kalıyorsun dertlerine, bir önceliklendirme dahi yapamıyorsun. Ama işte derdi veren Allah dermanı da verirmiş ya. Birden bir tetikleniyorsun, diyorsun ki evet bir yerden başlayacağım. İşte sana bunu söyleten umut. 30 yaşımdaydım. Oldukça samimiyetsiz bir adamdım. İnsanlar beni sevsin diye onların istediği kişiye bürünüyordum. İşte sen ciddi bir adam seviyorsan senin yanında ciddi oluyordum. Sen komik bir adam seviyorsan senin yanında komik oluyordum. Sandım ki eğer başkalarının istedikleri kişi olursam insanlar beni sevebilecek. Ama halbuki beni değil, sadece onlar için büründüğüm maskeyi seviyorlarmış. İyi bir oyuncuydum. Kandırabiliyordum insanları. Sonra dedim ki, "yok, ben bu samimiyetsiz adamdan çıkacağım." Ve ilk defa hayatımda gerçekten içtenlikle "ben kimim?" sorusunu sordum. Eğer aramızda bu soruyu daha önce sormayan varsa rica edeceğim şimdi sormasın. Çünkü girince çıkılmıyor buraya. Konuşmayı kaçırırsınız. Neyse, aldım başımı iki elimin arasına. Dedim, bir yerden başlamak lazım. O zaman da kurumsal hayatıma bir ara vermiştim. Anneme sormadan hem de. Neyse, çok vaktim vardı. Boş adamın da düşünmeye çok vakti olur. Dedim, ben kendi içimde bir yolculuğa çıkacağım. Ama daha önce hiçbir yolculuk planlamamıştım. Ben hep benim için planlanmış yolculuklara çıkmıştım. İşte bir yolculuğu planlarken nelere ihtiyacınız var? Gidilecek yer, nasıl gideceğiniz, konaklama, orada gezilecek yerler. İşte bu hep benim için planlanmış daha önceden. Hani var ya, böyle grupta bir arkadaşınız vardır. Böyle o tatili gün gün, saat saat, an an planlar senin için. "Efendim sabah 7'de kalkacağız, 7.30'a kadar kahvaltı yapılacak." Neden? Ülkenin doğusunda bir tane kasabada güneş doğunca dağlara 3 derece açıyla yansıyormuş. Çok güzel oluyormuş. İşte ben onlara hep denk geldiğim için hiç tatil planlamadım. Ama dedim ki sonra kendi kendime, "İzzetçim bu içine yapacağın yolculuk. O yüzden bunu ancak sen planlayabilirsin." "Nereden başlayayım?" diye sordum. Kocaman bir geçmiş paketi geldi. İşte orada umut sağ olsun kapının arkasına geçmiş saklanıyordu. Çünkü hiçbir umudum yoktu geçmiş travmalarımla, öfkelerimle, suçluluklarımla barışabileceğimle ilgili.
Ama işte umudun bir arkadaşı var. O da zaman. Onu rezil de eder, vezir de eder. Burada destek oldu. Bu içime yaptığım yolculuk zamanla daha keyifli hale gelmeye başladı. Ama bir önemli şey daha var. Artık zamanımı nelere verdiğime ve nelere harcadığıma özen gösteriyorum. Hani var ya o gitmek istemediğin düğün. Hani bu kadar da samimi değildik, nereden çağırdı beni dediğin düğün. Hani ya akşam dizi vardı, onu izleyecektik. Akşam maç vardı, onu kaçıracaktık dediğin düğün. Ben o düğünlerin hepsine gittim. El alem ne der diye yapmak istediklerimi yapamadım. Yapmak istemediklerimi yapmak durumunda kaldım. Ama işte el alem hep der. Şimdi biz hayatta bazen mükemmel insan olmaya çalışıyoruz. Bazen de kendimizi mükemmel sanabiliyoruz. Şimdi bir yarışma yapılsa, dünyanın en mükemmel insanı seçiliyor olsa, seni seçseler, çıktın kürsüye, aldın madalyanı, alkışlar, artık tescilli mükemmelsin. Yine de seni yargılayan çıkacak mı? Çıkacak tabii ki. Ben dünyanın en mükemmel insanı olsam bile yargılanacağım. O zaman kendim olurum, bari öyle yargılanırım. Tabii işin bir başka boyutu daha var. Başkaları için de ben el alem olmuşum. Ben hep yargılamışım onları. Hep onlara öfkelenmişim. Suçu onlarda bulmuşum. Ama birini mi suçluyorsun? Birine mi öfkelendin? Yandın. Çünkü bütün gücünü, zamanını, her şeyini teslim etmiş oldun ona. Şimdi metroya bindiğimde ineceğim durak geliyor. Kapı açılıyor, orada yazıyor. Lütfen inenlere öncelik tanıyınız. Şimdi bana izin vermeden, benim inmeme izin vermeden insanlar geldiği zaman böyle içimde tatlı tatlı duygular yeşerebiliyor. Ya orada yazıyor. Lütfen inenlere öncelik tanıyınız. Ama biz genel olarak şöyle alıyoruz. Yok, tanımıyoruz kendisini maalesef. Ama şimdi ne oldu? Ben o insanlara hem zamanımı hem gücümü verdim. Gücümü verdim çünkü benim öfkemin geçmesinin tek ihtimali onların hareketlerini değiştirmesinde kaldı. Haliyle onlara bağımlı oldum, kelepçeli oldum. Ama bir başka bir şey daha var. Zamanımı verdim. Şimdi bir küp zamanımız var. Altın küpü gibi düşünün. Şimdi biz bu zamanı harcıyoruz sürekli. Diyoruz ki al, sana veriyorum zamanımı. Sen de al. Sana da verdim. Ama sıkıntı şurada. Bu küpün derinliğini bilmiyoruz. O yüzden elimizdeki tek şey zaman. En değerli şey zaman. Bu yolculuk devam ederken hissettiklerimi, düşündüklerimi, deneyimlerimi kağıda aktarmaya başladım. Yazmak çok iyi geldi. Bir gün biri dedi ki, ya İzzet bunları kitap yapmayı düşünür müsün? Dedim, ne alakası var, nereden yazacağız kitap? Birden kendimi editör bir arkadaşımın yanında buldum. Hani böyle albüm yapmaya giderler ya, abi elimde çok iyi parçalar var, bundan harika albüm olur diye. Ben de gittim editör arkadaşıma, abi dedim elimde çok iyi yazılar var, bundan harika kitap olur diye. Bakacağız dedi. 1,5 sene çalıştık. İlk kitabım çıktı. Şimdi kitap çıkmadan tabii çok heyecanlanıyorsun. Beğenilecek mi? İnsanlar ne diyecek? Ne kadar satacak? Soruyorlar bana ne hissediyorsun? Ben de diyorum ki bir kişinin hayatına dokunsa bile yeter. Bak 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 laflara bak. Yani şimdi evet buna inanıyorum. O bir kişi gelir dünyayı değiştirir. Ama ben o zaman öyle düşünmüyorum. Yani farkındalıkla ilgili kitap yazınca Mevlana sanıyor insan kendini. Ya Allah aşkına bunu diyen adam kitap çıktıktan sonra böyle bilgisayarın karşısına geçmiş, dakika başı internetten kontrol ediyor. Ne kadar sattık? Kaç kişinin hayatına dokunduk? Bir gün oturuyoruz aileyle. Biri dedi ki oradan, ya 5000 satsa harika olur. Ben de dedim ki, ne? 5000 mi? Ya 5000 satacaksa hiç çıkarmayalım bu kitabı. Kitap 3500 sattı. Tabii burada işte dedim ya, umudun bir arkadaşı var. Onu rezil de eder, vezir de diye. Burada zaman bana köstek oldu. Çünkü ben
hemen olacak sandım. Çünkü umudun bir arkadaşı daha var. O da sabır. Ne için umut ediyorsan bu hayatta sabretmek durumundasın. Şimdi ikinci kitabı yazıyorum. Ve bir kişinin hayatına dokunsa bile, yani istiyorum tabii dokunsun ama, yani böyle birkaç binli kişinin hayatına dokunsa daha keyifli olur benim için. Kitap çıktı, belli bir süre geçti. Ben böyle durağan bir döneme girdim. Ben seviyorum üretmeyi. Ne yapabilirim dedim. Ne yapayım, ne yapayım? Harika. Kitabı sahneye taşıyalım, tiyatro yapalım. Daha önce işte biraz oyunculuk geçmişim var. Bir müzik grubu olan arkadaşım var. Onların kliplerinde oynamışım. Arada reklamlarda oynamışım. Maskeler takıyorum demiştim ya. Dedim herhalde o oyunculuk yeterli olur tiyatro için. Bu arada hani reklam dediysem öyle başrol oyuncusu falan değil. Hep figüran. Şimdi bir gün reklam çekimindeyiz. Ne olduysa yönetmen dedi ki sen öne geç. Geçtik, bitirdik reklamı. Figüranlıkla ilgili tecrübeli bir arkadaş geldi. Dedi ki seni öne aldılar. Daha çok gözüktün. Artık sana daha fazla ödeme yapmaları lazım. Dedim evet. Artık ben bir reklam yıldızıyım. Hemen ajansı aradım. Dedim ki böyle böyle. Beni öne aldılar. Neyse bir iki hafta sonra reklam çıktı. Allah Allah reklamı izliyorum izliyorum. Bulamıyorum kendimi. İzliyorum izliyorum yok. Sonra buldum. Eğer 17. saniyede reklamı durdurursanız arkada turuncu bir gölge var. O benim. Hayır reklamda olmasam başkası bana gösterse anlayamayacağım ben olduğumu. Neyse bu tiyatro için bir yönetmen arkadaşıma gittim. Dedim kitabı tiyatro yapacağız. Dedi harika fikir. Sonra bana dünyanın en mantıklı ikinci sorusunu sordu. Dedi ki kimler oynayacak? Bir 5 saniye bakıştık. Sonra ben saf saf dedim ki ben... Tek kişilik oyun olacak dedim. Sonra kendisi dünyanın en mantıklı birinci sorusunu sordu. Oğlum sen manyak mısın dedi. Şimdi ilk anlayamadım ne olduğunu. Ama provalar başlayınca tek kişilik oyun öyle kolay olmuyormuş. Hem o birinci sorusuna hem o bakıştığımız 5 saniyenin her anına hak verdim. Şimdi bir kalas olarak başladık provalara. Halen ben işlenmiş bir kütük olarak oyunu sahneliyorum. Oyunda bir kağıt toplayıcısını canlandırıyorum. Kağıt toplayıcıları her zaman çok özel gelmiştir bana. Umudun sembolü olmuşlardır. Hani bu konuşmanın başında bahsetmiştim ya, bir ihtimal. Onlar işte kendi ihtimallerine tutunup devam ediyorlar yaşama. Ama onları özel kılan başka bir şey daha var. Onlara ne zaman nasılsın diye sorsam, bana hep aynı cevabı veriyorlar. Şükür abi. Ben de kendime dönüyorum. İzzet sen neleri kafaya takıp şükürden bu kadar uzaklaşıyorsun diye. Şükretmek çok özel bir yetkinliktir. Hayatında o ihtiyacın olan devam edebileceğin ihtimalleri sana fark ettirir. Çünkü insan elindekileri fark ettiğinde daha bir fazla umut doluyor yaşama dair. Eğer mevcut durumunda şükredecek bir şey bulamıyorsan bakış açını değiştirmek durumundasın. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bu da o nokta için sonsuz bakış açısı var demektir. Bu yaşantımızın her anında, deneyimlediğimiz her şeyde geçerli. Çünkü aslında olaylar sadece olur. Ve eğer bizim baktığımız bakış açısı iyi ise olay iyi olay olur. Bizim baktığımız bakış açısı kötü ise olay kötü olay olur. İyi de sonsuz bakış açısı varsa bir olay sadece iyi veya sadece kötü olabilir mi? Bir gün bir arkadaşımla buluştuk. Dedi ki, İzzet bugün kötü başladı. Dedim ki olabilir her gün iyi başlamıyor. Ama şükredecek şeyi bulmak istiyorsan bakış açını değiştirmek durumundasın. Çünkü bu cümleden kötüyü çıkardığında bugün en azından başladı, onu fark et dedim. Gülümsedi. Bazen işte ya senin gülmen ya da bir başkasının gülümsemesi umut oluyor hayata. Gülümsemek kişiyi bu ana çeken en hızlı ve en etkili şeymiş. Ama sokaklara çıktığımızda ne kadar gülmeyi unuttuğumuzu fark ediyoruz.
Ya bu bir gülmedir ya. Niye ki esirgiyoruz ki herkesten bu güzel şeyi? Bu yaz güneyde bir seminer vermeye gittim. Seminer bittikten sonra sokaklara çıktım. Bir tatil beldesiydi. Ya herkes somurtuyor arkadaş. Hayır, bir de tatil yeri keyifli sanıyorsun insanlar. Herkes somurtuyor. Yok dedim, bu böyle olmayacak. İnat ettim. Bekledim bir gülen bulmak için. 15-20 dakika dolaştım. En sonunda buldum. Bir kişi gülüyordu. O da sağ olsun selfie çekiyordu. Yani selfie çekerken somurtacak hali yok tabii. İstanbul'a döndüm. Dedim bununla ilgili ne yapabilirim? Bir tane kartonun üzerine gülümse hayat devam ediyor yazdım. Çıktım sokaklara. Tabii insanlar garip garip baktı. İşte reklam mı çekiyorsun diyen oldu. Yardım mı ediyorsun diyen oldu. Ama fark etmiyor. O gün günü kötü geçmiş biri o kartonu görüp gülümsediğinde o karton ona umut oldu. Hatta bir gün başka bir gün bir abi geldi. Dedi ki kardeş dedi. Sen yanlış yazmışsın oraya. Her canlı ölümü tadacaktır yazsaydın daha etkili olurdu. Kendi hayatıma baktığımda neden bu kadar farklı alanda bu kadar çabaladığımı kendime sorduğumda aslında ben de bir şeyi arıyorum. O da kendimi. Belki de daha doğrusu onaylamadığım kendimi. Ve bu onayı kendimden her alamadığımda hayattan bekliyorum. Evet ya, kendimce bu kadar didindim, bu kadar çabaladım, bu kadar acı çektim ama en sonunda değdi diyeceğim hayatı arıyorum. Aslında o hepimizin içinde olan, o gönlümüzce yaşayacağımız hayatı arıyorum. Özgürlüğümü bulduğum hayatı arıyorum. Ama her bulamadığımda da kaygılanıyorum. Ve kaygı çok güçlü bir duygudur. Kişinin elini kolunu bağlar. Seni hareketsiz bırakır. Hepimizin farklı farklı kaygıları olabiliyor hayatta. Gelecek kaygısı, finansal kaygı, yetersizlik kaygısı, sevilmeme kaygısı. İşte o kaygı geldiği zaman bir tehlikeli bir iş yapıyor. Elindeki tek şey, en değerli şey, zamanını geleceğe kurban ediyor. Hem de daha yaşanmamış geleceğe. Kaygı geldiği zaman hayatın bütün kapıları üzerine kapanmış sanırsın. Açmayı denersin, olmaz. Bir daha denersin, bir daha olmaz. Ama denemeye devam etmek zorundasın. Çünkü sen denemeye devam ettikçe o ihtimal devam edecek demektir. Çünkü o bir ihtimal aslında sensin. Sen umudun kendisisin. Ve sen denemeye devam ettikçe umut var demektir. Ama sen denemeyi bırakırsan umut yok demektir. O yüzden şu gönlünden ne geçiyorsa, ne istiyorsan hayata dair devam et. O ihtimal devam etsin. O ihtimal devam ettiğinde sen umut için ipleri eline almış olursun. Asıl yetkinlik o ihtimali görebilmekte. Asıl yetkinlik o ihtimali görüp devam edebilmekte. Ve asıl yetkinlik o ihtimali görüp gülümseyebilmekte. Ve aynaya bakıp gülümsediğinde orada bu varoluşun mucizesini göreceksin. Ve aynı senin gibi etrafındaki herkes de bu varoluşun mucizesi. Bunu fark et. Ona saygı göster. Gülümsemesini unutan kişilerin gülümsemesi ol. İhtimallerini unutan kişilerin ihtimali ol. Umudun umudu ol. Bunu ancak gönlündeki güzellikleri fark ederek yapabilirsin. Çünkü kendi gönlündeki güzellikleri fark eden, başkalarının gönüllerindeki güzellikleri de fark edebilir. Çünkü bu hayatın sorumluluğu sadece kendimize değil, bu mucizenin bütününe. Ve bunun için çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Hem kendine, hem de çevrendeki herkese o bir ihtimalin kendileri olduğunu gülümseyerek hatırlat yeter. Çünkü bu dünyanın en güzel ihtimalleri
senin gülümsemenle hayat bulacak.